Sevgili dostlar, herkese merhaba. Şu anda Almanya'da, Berlin'de bölgenin ya da Avrupa'nın en büyük teknoloji fuarı olan IFA 2023'teyiz. Bu fuarın şöyle bir özelliği ya da bizim için ayrı bir anlam ve önemi var. Burası gerçek anlamda Türk teknoloji firmalarının boy gösterdiği uluslararası organizasyonlardan bir tanesi ve sizi şimdi bir markayla tanıştıracağım. Belki aranızda daha önce duyanlar, hatta ürünlerini kullananlar bile olabilir ama bu markanın değişik bir hikayesi var. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Bir, benim şu an bu ölçekte iş yapan, teknoloji dünyasında bu ölçekte üretim yapan ve uluslararası fuarlara katılan, aynı zamanda farklı markalarda yavaş yavaş bünyesine katmaya başlayan şirketler arasında gördüğüm en genç CEO'ya, yöneticiye sahip olan markayı göstereceğim sizlere. Çünkü bir başka açıdan şöyle bir anlamı var bunun. Güney Korelileri ikna ederek Hyundai gibi uluslararası bir markayı kendi bünyesinin altına alıp Avrupa'da pek çok ülkeye doğrudan kendi stratejisiyle, kendi pazarlama ve üretim yetenekleriyle pazarlamayı başarmış bir isimden ve markadan bahsedeceğim. Sözü daha fazla uzatmayayım istersen, ufak ufak gezelim. IFA fuarı tabii çok büyük. Burası özellikle beyaz eşya ve televizyon tarafında ön plana çıktı alanlardan bir tanesi ama burada gerçekten yerli firmaların etkisinin ne kadar kuvvetli olduğunu görebiliyorsunuz. Şu an zaten alana girdik. Skytech firmasından bahsedeceğim sizlere. Skytech yerli bir firma, yerli bir teknoloji markası. Ağırlıklı olarak televizyonlarıyla tanıyoruz ama burada şimdilik paylaşmamayı rica ettiler. Fakat uluslararası alanda da önem arz edebilecek kritik stratejik alanlarda üretim yapan markalardan bir tanesi. Skytech bunu zaten zamanı geldiğinde kendileri de açıklar diye tahmin ediyorum. Şimdi Skytech dendiği zaman akıllara ilk olarak televizyonlar geliyor. Skytech kendi üretim kapasitesine sahip olan, kendi üretim fabrikasına, tesislerine sahip olan bir marka ve clean room dediğimiz yüksek hassasiyet üretimden tutun da elektronik mimarisi anlamında, yani şu televizyonların elektronik altyapısını boş PC, boş devre kartından bitmiş ürüne kadar dönüştürebilen, yani camı alıp çalışabilir televizyon haline getirebilen yüksek katma değerli üretim yapan markalardan bir tanesi. Ama şöyle söyleyebilirim, Skytech hem Skytech olarak kendi markasıyla katılıyor buraya hem de aynı zamanda tüm pazarlama, üretim, satış yetkilerinin sahip olduğu Hyundai markasıyla katılıyor. Hyundai için başka bir yerde alan açmışlar. Oradan da bazı yorumlarım ve görüntüler olacak. Ama burada önce şunu göstereyim. Bu aslında klasik bir LED televizyon. Bu tabii klasik olmayan tarafı çok büyük bir televizyon olması. Şöyle kameraman arkadaşımdan da rica edeyim. Beni tam karşısına alırsa beni televizyonun büyüklüğünü aslında görmüş olur. Şöyle ellerimi açtığım zaman bile iki ucuna neredeyse şimdi oldu. Böylesine devasa bir televizyon. Şimdi aslında göstermek istediğim başka televizyonlar var. Ama ondan önce bizim Türk yayıncı arkadaşları şöyle gösterelim isterim. Bu güzel bir şey çünkü Almanya'da Uluslararası Teknoloji Fuarı'nda tüm Türk yayıncı dostlarımız ve abilerimiz de burada. Şimdi bu televizyonun en büyük farkı mini LED panel kullanması. Mini LED bugün OLED olmayan televizyon teknolojileri arasında aslında OLED'e en yakın olan ya da OLED vari deneyim sunan ya da düşük bütçeli OLED diyebileceğiniz panel teknolojisi olarak da değerlendirilebilir en kaba haliyle. Çünkü neden? Geleneksel LED TV'lerle kıyaslandığı zaman mini LED tarafında pikselleri belki OLED seviyesinde birebir her pikseli aç kapa yaptıramasak bile daha fazla sayıda pikseli kümeler halinde daha çok bölmeli, daha farklı noktalardan yöneterek daha yüksek beyaz parlaklık seviyesinde ya da daha gerçek siyah renkleri elde edebiliyoruz. Dediğim gibi OLED olmayan ekran teknolojileri arasında şu an kullanılabilecek en yüksek renk kalitesine sahip olan panel sistemi mini LED'ler ve burada Skytech'in bir mini LED televizyonunu görüyoruz. Bunlar frameless, çerçevesiz televizyon olarak geçiyor. Şuradaki siyah parları görüyorsunuz. Bunlar aslında çerçevenin kendisi değil. Çerçeveye bakıldığı zaman aslında belki 1-2 milimetrelik bir çerçeve var ama televizyon endüstrisinde, televizyon tasarım dilinde bunlar genellikle çerçevesiz televizyonlar olarak geçiyor. Hemen şurada da şöyle dönelim. Burada mesela QLED bir televizyon var. Kuantum teknolojisine sahip olan LED TV'ler olarak değerlendirilebilir aslında bunlar. Dolayısıyla burada da geleneksel bir LED TV'miz var. Yani Skytech kendi ürün gamı içerisinde modern panel teknolojilerinin tamamını kullanarak ürünlere farklı seçenekler sunuyor. Hatta şirketin CEO'sundan aldığımız bilgiye göre OLED teknolojisi de 2024 itibariyle OLED tabanlı televizyonlarda Skytech'in ürün gamına girmiş olacak. Bu ne demek oluyor? Aynı zamanda Hyundai de muhtemelen 2024 ile birlikte hem belki Türkiye iç pazar hem de uluslararası pazarlarda OLED panel sistemine sahip olan televizyonları sunmaya başlayacak diye düşünüyorum. Mini LED önemli çünkü mini LED bugün dediğim gibi. Şimdi OLED konusunda endişe yaşayan kullanıcılar da var. Acaba OLED panellerde yanma sorunu yaşar mıyım? Tedirginliği yaşayabilen kullanıcılar oluyor. Televizyon açık kaldığında acaba böyle bir sorun olur mu tarzında bir takım hassasiyetleri olan kullanıcılar da olabiliyor. İşte o tür kullanıcılar açısından mini LED bugün OLED'e en yakın deneyim sunan ekran teknolojisi olarak değerlendirilebilir. Tüm yeni nesil panel sistemlerinin yerli bir marka tarafından kullanılıyor olması da bence işin en güzel taraflarından birisi olarak da yorumlanabilir. Çünkü dediğim gibi Skytech boş bir camı boş bir devre kartı ile katma değerli üretimle birleştirip televizyon haline getiren ülkemizdeki önemli markalardan bir tanesi. Şimdi isterseniz Skytech yönetimindeki Hyundai tarafına gelelim. Hyundai ürünlerine de bakalım. Aslında Skytech'in kendi ürünlerini kullandığı temel teknolojiler aynen Hyundai'de de devam ediyor ama Hyundai tarafında Skytech markanın hitap ettiği pazarlar için farklı tasarımlarda tercih edebiliyor. Şimdi oraya doğru gidelim, oradaki ürünleri görelim. Şu anda az önce ürünleri gördüğümüz Skytech firmasının CEO'su, kurucusu Uğur Ünsal Bey var. Kendisiyle konuşacağız çünkü IFA fuarının şöyle bir güzelliği ve özelliği var. Yerli üreticilerin, yerli
teknoloji firmalarının gerçek anlamda boy gösterdiği önemli uluslararası alanlardan bir tanesi ve Uğur Bey hem buradaki en genç Türk CEO'lardan bir tanesi hem de gördüğüm kadarıyla önemli iddialı planlar da var ki zaten birazdan soracağım. Hyundai gibi global bir markayı kendi bünyelerine çekmiş olmaları, onun Avrupa'daki tüm haklarına sahip olmaları gerçekten kıymetli bir kazanımdı. Ama öncesinde şunu sorayım. İFA'da kaçıncı sene oldu sizin Uğur Bey? İFA'da bu ikinci yılımız bizim. Geçen nasıl? Yıl ilk defa katılmıştık. Bu sene de geldik. Geçen yıl çünkü çok faydasını gördük. Hı-hı. O yüzden bu sene de buradayız. Şimdi burada bir tarafta Skytech, yani kendi evladınız, kendi markanız evet. var. Diğer tarafta da alt kat diyelim hadi ona. Alt katta da Hyundai markasının yine size ait olan bir alanı var. Öncelikle şunu sorayım. Şimdi Skytech'i zaten bir grup biliyor. Türkiye'de yıllardır televizyon üretimi yapıyorsunuz. Sadece televizyon üretimi değil, belki bu videoda konuşmayacağız ama stratejik kritik öneme sahip bazı elektronik evet. bileşenlerin de yine stratejik öneme sahip bazı kurumlar için üretimi de yapıyorsunuz. Evet. Onu da biliyorum. Sizden de dinleme şansım oldu. Hyundai'yi nasıl kendinize çekebildiniz? Büyük bir başarı çünkü bu. Evet. Şimdi biz Skytech tabii 2003 yılında tescil edilmiş Türkiye'de yerli bir markamız. Ama üretimlerine yakın zamanda başlamış. Çok yaklaşık 10 yıldır kendi üretimini yapan, kendi anakartını dahi kendisi üreten, fabrikasının içinde temiz odası olan, cam halinde gelen ürünü televizyona çevirebilen bir firma. Şimdi iki konu çok önemli. Bir, clean room var. Evet. Yani yüksek hassasiyet üretim yapılıyor. İki, siz anladığım kadarıyla da televizyonun boş bir PCB olarak, devre olarak söylüyorum. Evet. Elektronik mimarisi boş bir PCB bitmiş ürün haline getiriyorsunuz aynen değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Sıfırdan cam olarak gelen ve yeşil PCB dediğimiz kart halinde gelen ürünü kartını üretip, panelini üretip sonunda da son montajı yapıp televizyon haline getiren bir firmayız. Hyundai firması da şöyle oldu. Geçen yıl IFA'ya yine katılımcıydık. Burada dikkatlerini çektik. Fabrikamızın görselleri oynuyordu televizyonda. Fabrikayı gördüler. Sonra gelip Türkiye'de bizi ziyaret ettiler. Ondan sonra bu işbirliğine kendileri karar verdiler. Ve böylece başlamış olduk. Bu çok önemli çünkü Hyundai sadece televizyon değil tabii. Genel olarak çok bilinen bir marka. Özellikle bu elektrikli otomobillerden dolayı son dönemde daha da bilinen bir marka haline geldiler. Dolayısıyla zannedersem elektronik üretimi yapan herkesi sahip olmak ya da yanına çekmek isteyeceğim markalardan bir tanesiydi. Bu bağlamda güzel bir başarı. Sizi tebrik ediyorum gerçekten. Ama ben sizi daha önce başka bir ilktenle duymuşum, haberdar olmuşum. O da rakiplerinizden biri olan LG'nin yine pek çok kullanıcı tarafından sevilen VBOS işletim sistemini, televizyon yazılım platformunu zannedersem dünyada ilk kullanan iş ortaklarından birisi olmuşsunuz. Aynen öyle. Buna nasıl karar verdiniz? Daha sonra LG'yi nasıl ikna ettiniz? Biraz da bundan bahsedelim isterseniz. Tabii şimdi siz konuşmamızın başında da söylediniz. Buradaki en genç CEO dediniz yaş evet. olarak. Bizler tabii yeni jenerasyon olarak çok hızlı takip edebiliyoruz. Çok böyle gözümüz kulağımız her yerde hı-hı. olan insanlarız biraz jenerasyon olarak. O yüzden LG böyle bir şey duyuracağı zaman Türkiye'de ilk takipçisi biziz dedik. Hı-hı. Onlar da bununla ilgilendiler. Aldık kartlarımızı test ettik. Testlerimizi onayladıktan sonra dedik ki tamam Türkiye'deki ilk partneriniz biz olabiliriz. Hı-hı. 2 yıl önce anons ettik, duyurduk insanlara ve Türkiye'de ilk iş ortağı LG Webos'un biz olduk. Dünyada da zaten ilklerden birisi galiba tabii, değil mi? Yani karar verdikten sonra bütün dünyaya lansmanını yaptılar bunu. Hı-hı. Türkiye'de ilk biziz. Dünyada da tabii kullanıcılar tarafından ilk lansmanı yapılan ve kullanıcı olarak tüketiciye sunan ilk marka biziz. Türkiye'de tabii ilk sunduğumuzda insanlar LG Webos olarak bunu biliyordu ama hı-hı. markalar bunu kullanmaya başladığında çok hakim değillerdi. İlk başta ufak ufak başladı ama sonrasında inanın yetiştiremez olduk. Yani insanlar Magic Remote Control dediğimiz akıllı hı-hı. kumandayı, sesli komutları, Türkçeyi falan kullandıklarında çok hoşlarına gitti ve Webos çok iyi satılıyor. Ama benim sizden tabii kayıt öncesinde burada sohbet ederken öğrendiğim kadarıyla siz tüm yazılım platformunu, tüm ekosistemi sürekli deneyen, test eden, hani daha önemli, daha büyük avantaj gördüğünüz ya da kullanıcıya daha faydalı geleceğini gördüğünüzden hemen başka platforma da adapte olabilecek bir esnekliğe sahipsiniz tabii, galiba. Kesinlikle. Şu anda zaten kullandığımız 3-4 farklı platform var. Webos bunlardan bir tanesi. Google'un platformu. Android TV yapıyorsunuz. Tabii Android TV yapıyoruz. Şimdi üstünde çalıştığımız bir iki platform var. Ayrıca kendimizin olacak şekilde bir yazılım üstünde de çalışıyoruz. Geliştiriyoruz. Sadece size özel. Evet, biz kendimize özel. Zaten anladığım kadarıyla Türkiye'de de bir Ar-Ge merkezi statümüz evet. var değil mi? Orta tarafta ciddi bir çalışma yapılıyor. Ar-Ge merkezimiz var, mühendislerimiz var. Hem yazılım mühendislerimiz hı-hı. var, hem tasarım mühendislerimiz var. Onların üzerinde çalışıyorlar. Hyundai tarafı zaten kendi içerisine gidiyor. Peki teknoloji olarak bakıldığı zaman şu an hem fuar için söylüyorum bunu hem de güncel ürün gamımız açısından söylüyorum. Şu an iyi bir televizyon sahibi olmak isteyen gerek Türk kullanıcılar olsun gerekse Avrupa'da kullanıcılar olsun neler sunuyorsunuz? Biz şu anda hem yazılım olarak çeşitli yazılımlar sunabiliyoruz. Hı-hı. Farklı platformlar sunuyoruz. Ayrıca ürünlerimizde LED TV, QLED TV, Mini LED TV gibi ürünler sunuyoruz. O yüzden her türlü ürün range'ine sahip olduğumuz için hı-hı. fiyat performans ürünü de var. Çok iyi görüntü almak istiyorum diyen için Mini LED de var. Mini LED zaten. Evet. 2024'ün ilk çeyreğinde de OLED'ler başlıyor. OLED var. Aynen inşallah. OLED'ler başlayacak. Ondan sonra zaten dediğim gibi hem farklı platformlar hem de farklı kaliteler müşteriye sunabiliyoruz. Son olarak şunu sorayım. Yine bir çıtır bunu sohbetini yaptık ama şimdi Türkiye'de televizyon söz konusu olduğu zaman bize en çok gelen sorulardan birisi şu oluyor.
abi PlayStation 5'im var, nasıl bir televizyon alayım? Ben daha çok oyun oynamak istiyorum, nasıl bir televizyon alayım? Ya da Netflix izlemek istiyorum, nasıl bir televizyon alayım? Şimdi Netflix izlemek isteyen için zaten mini LED şu an kesinlikle alınabilecek en iyi teknolojilerden birisi. Ki zaten OLED de yapıyormuşsunuz. Aynen. Yani her türlü teknoloji ürün gamınızda olacak. Aynen. Oyuncular için mesela plan var mı? Çünkü genelde TV dünyasında biraz oyun odaklı ürünler henüz tam anlamıyla hak ettiği yere gelebilmiş değil. Evet. Şimdi sizin de yaşınıza aslında biraz dayanarak da bu soruyu sormak istedim. Muhtemelen oyunda oynuyorsunuz diye tahmin ediyorum. Var mı böyle planlar, ilginç ya planlar? Ya şöyle, bizim şimdi Skytech Gaming diye bir aslında hem markamız var hem bir hazırlığımız var. Aa, çok iyi. Skytech Gaming tarafında bahsettiğiniz gibi TV gaming olayını geliştirebiliriz, yapabiliriz bir şeyler. Onun üzerinde kafa yoruyoruz. Ama bunu konuşmak için çok erken. İnşallah proje ortaya çıktığında yine sizlerle konuşuruz. Ama tabii genç yöneticiler söz konusu olduğu zaman işin biraz daha eğlence ve oyun odaklı kısımları da ön plana çıkıyor. Öyle şeyler olgunlaşmaya, gelişmeye başladığı zaman biz sizi tekrar ziyaret eder, tekrar konuşuruz. Çok teşekkür İnşallah. Ediyorum. Biz ürünleri görmeye devam ediyoruz. Tamam, teşekkürler. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet, az önce de ifade ettiğim üzere Hyundai markalı televizyonların üretim, satış, pazarlaması tüm hakları şu an Skytech grubunda olduğu için IFA 2023 çerçevesinde de Hyundai alanındaki tüm televizyonların kurulumu, organizasyonu Skytech tarafından yapılmış durumda. Size aslında daha özel bir alanı göstereceğim. Bu vesileyle bir kısımda dinlenmiş olacağım aynı zamanda. Bakın burada bir ev ortamı kurgulanmış. Karşımda da Skytech tarafından üretimi yapılan yeni nesil televizyonlardan, yeni nesil Hyundai marka televizyonlardan bir tanesi var. Aslında az önce de ifade ettiğim üzere Hyundai markalı televizyonların kullanmış olduğu teknolojik altyapı Skytech'in kendi televizyonlarında kullandığı teknolojik altyapı. Ancak iki şey farklılık gösteriyor burada. Bir, ürünlerin Hyundai markalı olması. İkincisi ise Hyundai için bazı noktalarda tasarım değişikliği. Hyundai özel bazı farklı tasarımların tercih edilmesi. Şu an bir katalog var. Bu katalog yine Skytech tarafından Hyundai markası için üretimi yapılan, satış ve pazarlaması yapılan bazı televizyonlar. Güzel olan detay şu, bunlar çatısı altında da bir Skytech stratejisi olarak aslında her türlü yazılım platformuna sahip olan modelleri bulmak mümkün. Bu televizyonun web hostusu da var, bu televizyonun Android TV'lisi de var. Dolayısıyla farklı ihtiyaçlara ya da kullanım şekillerine bağlı olarak değişik modelleri de bulabiliriz. Hazır böyle bir ortam yakalamışken biraz dinlenmek de iyi olur. Fuar koşturmacısı, günde 15-20 bin adım attığımız için tabii ki yorgunluk oluyor. Ufak ufak toparlamam gerekirse şunları söyleyebilirim. Türkiye'de genç bir yöneticinin organize ettiği, yönetimin üstlendiği bir şirketin Güney Koreli bir dünya devi markayı ikna etmesi ve Avrupa'daki pek çok pazar için tüm haklarına sahip olması, İstanbul'da ya da Türkiye'de üretimini gerçekleştirip burada da IFA 2023'te de farklı ülkeler için ürettiği televizyonların, Hyundai marka televizyonların pazarlamasını yapıyor olması hem keyifli hem bir bakıma gurur verici. Çünkü böyle Türkiye'deki üretim kapasitesi, üretim yetenekleri de dünya çapında hem öğrenilmiş hem de ürünler farklı ülkelerde bu markayla alınsa bile arka tarafta Türk mühendisi ve Türk işçisinin emeği olduğu için bir taraftan hissedilmiş ve farkındalığı artırılmış oluyor. Umarım size için faydalı bir video olmuştur. Yerli bir şirketin, genç bir girişimcinin, yöneticinin Koreli bir marka ikna etmesi ve bugün IFA 2023 Almanya'da da bu markayı temsil edebilir hale gelmesi gerçekten keyifliydi. Özellikle bu tür başarı hikayelerini sizlere göstermek istiyorum ki belki gençler açısından bir motivasyon kaynağı olabilir ya da Türk markaların burada neler yaptığı da bir bakıma biraz daha anlaşılmış olabilir hissiyatı ve öngörüsüyle. Yavaş yavaş kapanışa doğru gelirken eğer kanalıma abone değilseniz abone olarak destek sağlayabilir. Sosyal medyada Twitter, TikTok ve Instagram'da Erdözay ya da FX57 yazarak ulaşabilir, arz ederseniz takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.